Jujutsu Kaisen ikinci part hakkında haberlerimiz var. Berserk and the Black Sword fan-made animasyonu yapan bir trailer grubu vardı. Taka. Taka'dan ve o anime ile alakalı yeni gelişmeler var. Naruto 25 yılını kutlamak için yeni bir site açıyor ve onunla alakalı birçok haberimiz var. Anime manga haberleri için karşınızdayım. İyi seyirler. Ve Jujutsu Kaisen 271. chapter bitti. Onunla alakalı bir inceleme de yaptık. Onu da izleyebilirsiniz. Ve 271. part bitmesiyle aslında aynı zamanda bir haber geldi. İkinci part kesinlikle ve kesinlikle olmayacak. Sadece editörün bir ufak mesajı var. Yani Gege Akutami teşekkürler bu eserin için. Takipte kalın çünkü Gege Akutami başka bir eser üzerine çalışıyor. Yani bir enteresan çünkü 6 yıllık bu Jujutsu Kaisen serüveninde ve mangasında adam son Jujutsu Kaisen chapter'lerini çizerken başka şeyler de aklındaydı. Bu hani nadir olan bir şey. Nadir olsa da bir devam net bir şekilde belirgin değil. Genellikle hani var olan manga ve lisansları üzerinde takipte kalın yeni şeyler olacak deyip daha çok hani hype'i yüksekte tutmaya çalışıyorlar. Ve bizim bir haberimiz vardı Jujutsu Kaisen hakkında. Jujutsu Kaisen'in aslında en önemli kendi içerisinde haberi ve bizler fan olarak çok ilgilenmediğimiz haber aslında satış sayısıyla alakalı. Çünkü 100 milyon kopi satışıyla ulaştılar. Bu yıl sadece 20 milyon. Müthiş bir rakam. Ve bununla alakalı yine habersiz bırakmıyor. Yani net bir şekilde şöyle Jujutsu Kaisen evreniyle alakalı yine haberimiz bu. Guide Book yeni bir tane satılacak. Haftaya Japonya'da. Bir 2025 için bir ekspozisyon olacak. Ve Aralık 2024'ü için bir live action dediğim aslında olacak. Bir tiyatroda canlanacak. Ve Hidden Inventory Arc Movie hakkında bir haber var. Artık Hidden Inventory ne arkıdır, ne olacağıyla alakalı hiçbir fikrim yok. Böyle bir haberimiz var. Yani bitti. Zaten shonenlerin bitirilmesi zor bir süreçtir. Hani yol boyu olsun, bir türlü bitirilmiyor. Biraz da yorgunluk var hani mangaka tarafından. Ondan dolayı hani böyle bir tatsız, birçok insanın tatsız bir şekilde bitme duygusunu yaşaması çok normal. Ve evet, Jujutsu Kaisen yani büyük bir kapı kapanıyor. Ve biliyorsunuz bu anime manga haberlerinde de konuştuk. Bir fan-made Berserk animasyonu vardı ve animasyon şirketi yani arkasındaki grup diyeyim Taka'ydı. Şöyle bir kötü bir haberimiz var. Yani bunlar dolandırıcı çıkmışlar. Ben öyle düşünüyorum da. Yani Gaga şirketinden bir açıklama var. Biliyorsunuz Gaga Berserk lisansın üzerine haklarına sahip olan şirket. Ve Gaga dedi ki bunların hiçbir şekilde bizden izin almadıklarını ve izin almadıkları için bu yani animasyon, fanmade animasyon iptal oldu. Fanmade trailer ile alakalı aslında herkes bir ateşlendi, bir mutlu oldu. Ama şöyle bir durum var. Taka yani arkasındaki bu fanmade şirketi yapan grup biliyorsunuz birçok aslında yeni sevilen anime trailer'ı için ve fanmade animasyonu için fon toplar. Ve bu fon toplarsın mesela genelde. Hani bir şey oldu, bir sıkıntı oldu, iptal edilince aslında fonların şey değil. Yani tekrar kimler fonlara bağış verdiyse onları tekrar iade etme zorunlulukları yok. Ama bunlar anladığınız kadarıyla Taka da şey diyor yani biz bir o kadar çalıştık falan, hepimiz böyle hayranız, çok seviyoruz, devamı olmasını isterdik falan. Ama değil aslında bunlar baya trailer için sadece çalışmışlar. Ve trailer için çalıştıkları için öncesi ve sonralarında fonları toplamışlar, kimseye de iadelerini yapmadılar. Yani böyle olunca yani sen bu kadar büyük bir prodüksiyonu yapacaksın. Yani diyelim ki hani diyorsun ki Berserk ve Swordsman bütün hikayesinin animasyonu yapacaksın. Bir kere abi bunun bir karakterini çizmek çok zor. Sen bir komple bir maceradan bahsediyorsun. Ve bunun haberini yaparken bu kadar sıkıntılı, bu kadar emek, efor sarf edecek bir şeyin devam etmeden haklara sahip olmayacaksın. Yani biraz... Anladınız mı yani biraz inanılması çok zor bir durum. Ondan dolayı yani ya tabii biz Türk'üz, yer mi abi? Yaptın trailer'ı, verdin bize gaza, biz de bağışı yaptık. Hani biraz öyle yani çok iyi niyetli grup değil diye düşünüyorum. Yani dolandırıcı demeyelim şimdi. Espri yaptım ama çok da anladınız mı yani? Yaparsınız ha. Yani kısaca Berserk fan made falan yok.
ortada. Olmayacak da. Naruto 25 yıl, 25 yaşı için daha doğrusu yeni bir site çıkarttı. Ya konuşasım bile yok arkadaşlar. Ya sinirleniyorum böyle haberlerde. Bilmiyorum zamanla mı böyle olmaya başladım. Dinleyin. Naruto 25 yaşına girdi. 25 yaşına girmesiyle inanılmaz bir proje bir kere site. Sitede neler var söylüyorum. Bir kere güzel bir manga trailer'ı var. Hani bilirsiniz manga kutucuklarla böyle trailer yaparlar ya hareketlendirme. Hoşuma da gidiyor aslında. Güzel bir trailer tipi. Yeni bir siteye biliyoruz. Yeni sitede belli mangalar, manga chapter'ları okuyabilirsiniz ama birçoğunu Manga Plus'e yönlendirecektir. Oyun haberleri var çünkü Naruto Ultimate Ninja Storm Jenerasyonlar ve arkasındaki CyberConnect 2 şirketi yani anasını ağlatıyor lisansın. Durmadan her sene bir tane Naruto çıkartıyor. Yani ısıtıp ısıtıp bize vermekten başka bir şey değil. Abi Naruto Ultimate Ninja Storm 4'ten sonra bir iki derece şekilde bir Boruto evreninden bir şeyleri ekledin. Hadi Naruto Strike'ı saymıyorum. Orada yeni bir shinobi yaratabiliyorsun. Yani yine bir tane var, bir tane var. En son mobilde bir tane yaptılar telefonu. Hatta temizmiş, güzel çalışıyormuş. Ve başka news ile alakalı, bu 25 yaş ile alakalı hiçbir şey yok arkadaşlar. Yani neyse yorum bile yapmayacağım ama o kadar salak yerine konuluyoruz ki. Neyse hani haber bu. Diğer de yeni çıkacak olan oyun Bleach, Breath of Soul oyunu zaten hani seneye çıkacak şeyde. Sene sonunda mı ya da gelecek sene mi bilemedim de. Yani onunla alakalı yine bir trailer var. Tam hangi sezona kadar ilerleyeceğini bilmiyoruz. Hani Aizen'in sonunu görür mü bilmiyoruz ama Aizen'in sonu gibi görecek diye tahmin ediliyor. Güçlü bir inanç var onunla alakalı. Yaparlar bence. Ve burada hani trailer'da Ulquiorra ile Bleach, Ichigo ile Ulquiorra'nın dövüşünü görüyoruz. Burada aslında benim gibi insanlar için güzel bir oyun olabilir. Çünkü gameplay anladığım kadarıyla güzel bir gameplay. Hani Bleach'i izleyenler, takip edenler, deli hayranı olanlar yorumlarda belirtsin. Hani bu gördükleri görüntü güzel mi? Hani animeye, mangaya şey mi? Duyarlı mı resim olarak gameplay falan? Gameplay biraz CyberConnect 2'ye benzettim. Demin hani kızdım ama yani Naruto Ultimate Ninja Storm oyunları hani Naruto'nun oyun konusundaki yani 3 boyutlu oyunlarda yine en iyi yapılmış oyun ve bana kalırsa 3 boyutlu olarak diyorum tabii ki de 3 boyutlu olarak en hani iyi bir şekilde lisansını yansıtan şeydir. Mesela buna benzer Dragon Ball Xenoverse 1-2'ler var ama Xenoverse 1-2'nin mesela şeyi biraz da nasıl desem hani böyle biraz yüz ifadeleri falan biraz donuk gibi, robot gibi. Bir de bu elleri bir şekilde yapamıyorlar cel shading olunca enteresan olan ama Naruto Ultimate Ninja Storm oyunlarında ben 1'den 4'e kadar hepsini oynadım. Çok başarılı buldum. Tabii gelecekte Dragon Ball neydi? Sparking Zero çıkacak. O da çok güzele benziyor. Yani Naruto Ultimate Ninja Storm jenerasyonla Sparking Zero sanki yarışacak gibi duruyor. Yani en duyarlı lisans konusunda ama Bleach Breath of Soul bana da çok temiz geldi. Yani sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtirsiniz. Ve eğer hani bütün kısa geçecekse Ichigo'nun hayatı ve Bleach evreniyle alakalı mesela güzel bir benim için güzel bir şey olabilir yani. Mesela düşünsenize ben hani Bleach hakkında bilmiyorum. Biraz da çok bana eski geliyor. Hani çok zaman bulamıyorum, enerji bulamıyorum. Gözlerim de artık alışmadı tekrar old bir yani ritmi sıkıntılı, çok yavaş ilerleyen bir mangayı izleme konusunda biraz zorluklar çekiyorum. Oyunda kısa hani hangi fightler önemlidir, nedir, ne olduğu falan onlar hani çok çabucak bir özet şeklinde olabilir. Hani belirtin sizce iyi mi böyle bir şekilde ilerleme? Yani Bleach'i tanımamış bir insan olarak hani bitirememiş bir insan olarak oyunu tavsiye eder misiniz? Onu dedikten sonra anime manga haberleri konusunda bu kadardı. Yani gittikçe anime manga haberleri fazla izlenilmeye başlanıldı. Biliyorum bazı insanlar yorum vesilesiyle belirtiyor duygularını ve sevdiklerini söylüyorsunuz. İyi izlenmeler de alıyoruz. Hani bazıları özellikle yani podcast şeklinde çıkartıyor. Bir sadece yorum olarak şunu da rica edebilirim. Bu tarz videoların yani yapmış olduğum inceleme videoları, genel videolarımı aynısını da podcast şekilde çıkartmamı ister misiniz? Yani Apple Podcast olur, Google ve Spotify. Hani eğer onunla alakalı çok kullanıcıysanız, iyi bir kullanıcıysanız hani onu çıkartma konularında en azından ben de adım atmış olurum. Orada da bir şeyimiz olur, bir içeriğimiz de olur.
Ve diyeceklerim bu kadar da. Bu Güzel Soy kanalındasınız. Ben Buğra Güzelsoy. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ciao.